Gençler selamlar. Ben SML hocanız. SML hoca matematik kanalındasınız arkadaşlar. Limit türev integral kamp no 1 diyerek artık limit türev integral kampına da başlıyoruz. Birbirinden güzel tadından yenmeyecek 8 tane soru çözüyoruz bu kamplarda sevgili gençler. 2 tane limit, 3 tane türev, 3 tane integral sorusu çözeceğim sizlere bugün bu videoda arkadaşlar. Dün biliyorsunuz ki ilk 12 soru kampımızın ilkiyle başlamıştık. Şimdi limit türev integral kampının ilkiyle devam ediyoruz. Böyle 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 diye diye gideceğiz sevgili gençler. Tabi aralardaki günlerde de 40 soruda bir konu ki biliyorsunuz siz de artık ağzınıza alıştı. Bir şeyi 40 defa söylersen olur sloganıyla hareket ederek yola çıktık. Ve her konuyu 40 defa bir soruyla tekrar ediyoruz. Yani 40 soruyla tekrar ediyoruz sevgili gençler. Konunun sonunda da bu konu bende diyen arkadaşlarım zaten yorum kısmında da belli oluyor. Yani 40 defa söyleyince demek ki bir şeyleri oluyormuş. Tabii 40 defa söylerken de alelade söylemiyoruz. Böyle seçici ve güzel sorularla sevgili gençler. O videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Videoya başlamadan önce tabii abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi de unutmayın sevgili gençler. Şimdi limit ve süreklilik sorumuzla bir başlayalım, şöyle bakalım. Neymiş, ne değilmiş, ne demeye çalışıyormuş sorumuz. Bir bakalım. A ve B birer gerçek sayı, G fonksiyonu da negatif reel sayılardan reel sayılara tanımlanmış bir fonksiyon olmak üzere. İki tane öncül vermiş bize sevgili gençler. Tabii bunlar doğruluğunu bildiğimiz öncüller. Sorunun bize verdiği bilgiler. F fonksiyonu bir tek fonksiyonmuş ve parçalı tanımlı olarak vermiş. X'ler sıfırdan büyük veya eşitkene ln ax artı b olmuş. X'ler sıfırdan küçükken de gx olarak vermiş bize. Şimdi x'in sıfırdan küçükken burayı gx olarak vermesi gayet doğal. Çünkü zaten g fonksiyonu negatif reel sayılarda tanımlıydı sevgili gençler. Pekala. Tek fonksiyon olması bize soruyu çözdürecek bir bilgi gibi duruyor. Şöyle bir işaretleyelim. X'ler de eksi 2'ye giderken fx ln 1 bölü 7'dir denilmiş sevgili gençler. Ha, pekala. Şimdi arkadaşlar, x'in eksi 2'ye giderken ki tabi bu tek fonksiyon olduğu için biz artık burada limitinin olduğunu da sürekli olduğunu da biliyoruz. Yani x eksi 2'ye giderken f(x)'in sevgili gençler aslında f eksi 2'ye eşit olduğunu da söyleyebiliriz. Bu f eksi 2 arkadaşlar f fonksiyonu tek fonksiyon olduğundan eksi f(2)'ye eşittir. Bu da f(2) neydi? f(2) için bak 2 buradaysa burada yerine yazarsın. Ln 2a artı b'ye eşit olduğunu söylersin. f(2)'nin tabii bir de başında ne var? Eksi var sevgili gençler. Bunu da unutmuyorsunuz. Şu an soruyu fark ettim. 10 numara 5 yıldızlı bir soru. Güvenebilirsin. Bak şimdi. Bu ne olmuş oldu? Şurası f-2 demiştik. f-2 de eşitleye buraya kadar götürdük. Şimdi eksi ln 2a artı b dedim ben buraya. Bu da sevgili gençler ln 1 bölü 7'ye eşitmiş. Ta kendisiymiş. O halde ben şunu söyleyeceğim. Şu eksiyi şunun kafasına alsak şu şekilde. Burayı artı yapsak. Ln 1 bölü 2a artı b olmaz mı burası? Olur. Hocam bu da ln 1 bölü 7'ye eşittir. Doğru mu? Doğru. O halde bak şimdi. 2, 1 bölü 2a artı b 1 bölü 7'ye eşit ise 2a artı b'nin ben 7'ye eşit olduğunu söyleyebilirim. Bak, bu muhteşem bir bilgi. Ama sorunun çözümü için yetmiyor. Çünkü b'yi bilmiyoruz ki. B'yi nereden bulacağız hocam? Yani soru mu yanlış acaba diye de düşünmekten alıkoyamayabilirsiniz kendinizi. Ama ne demiştim? Şu bilgi soruyu çözdürecek bilgi gibi duruyor. Evet, soruyu çözdürecek o. Şunu unutmayın, not bile alabilirsiniz bir köşeye. Tek fonksiyonlar mutlaka ama mutlaka orijinden geçmek zorundadır. Çünkü orijine göre simetriktirler B, değil mi? Tek fonksiyonlar orijinden geçmek zorundaysa sevgili gençler, şunu söyleyebiliriz ki f0 0 olmak zorunda. Yani ln 0 burada bakın yazın yerine. Ln 0 çarpı a yapar. Geriye b kalır. Eşittir 0 ise bu b kaçtır sevgili gençler? Tabii ki 1'dir. Çünkü ln 1 0'dır. E b'nin ben 1 olduğunu buldum. At karşıya. 2a eşittir 6 ise a eşittir tabii ki 3 olur. Cevabımız da Bursa seçeneğinde verilmiştir deriz. Fevkalade bir soruydu. Yemin ederim muhteşem bir soru. Geçtim ikinci soruya. Yine limit ve süreklilik sorusu sevgili gençler. Her noktada sürekli olan bir f fonksiyonu için. X'in 1'e soldan yaklaşırken ki limiti 3'müş sevgili gençler. Şimdi her noktada sürekli ise demek ki ben artık f1'in de
3 olması gerektiğinden bahsedebilirim. Çünkü sürekli fonksiyon. Pekala. Diyor ki ifadelerinden hangilerinin sayısal değeri her zaman hesaplanabilir? Bir kere bak. Ben f1'in 3 olduğunu biliyorum. Sürekli fonksiyon olduğu için sürekli fonksiyonun her noktada ama her noktada limiti vardır. Limiti varsa sol limiti sağ limite eşit olmak zorunda. Yani 1'in sağdaki limiti de sevgili gençler 3 olmak zorundadır. Sayısal değer olarak ben bunu hesaplayabilirim. 1 olmayanları şimdiden silebilirsiniz. 2'ye bakalım. F kare 1. Ben f1'i buldum ya işte sürekli olduğu için f1 aynı zamanda limit noktasına eşittir dedim. O halde sevgili gençler f1 3 ise bu da 9'dur. Bak bunu da hesaplayabiliyorum. 2 olmayanları da silebilirsin şimdi. Bu da gitti. 3 doğruysa Edirne, yanlışsa Ceyhan işaretleyeceğiz. 3'ün sol tarafına giderken fx. Şimdi arkadaşlarım elimizde sadece şu bilgiler varken, elimizde sadece bu bilgiler varken ben 3'teki limitini, fonksiyonun 3'teki limitini nasıl bulayım? Değil mi? Gitti. Cevap neymiş? Ceyhan seçeneğiymiş diyeceğiz sevgili gençler. Şimdi 2 tane limit sorumuzu bitirdik. Sıra nerede? Türev'de. Hadi bakalım türeve. Y eşittir 4 doğrusu. Fx eşittir x kare artı 2x artı a parabolüne teğetmiş. Buna göre f türev a ifadesi kaça eşittir diye sorulmuş bize. Şimdi y eşittir 4 doğrusu dediğimiz doğru hemen bir tane kaba taslak bir şekil çizeceksiniz. Şekli çizmeden olmaz. Daha sonrasında da y eşittir 4 doğrusunu çizelim. Y eşittir 4 doğrusu da şudur. Yazalım. Y eşittir 4. Tabi doğal olarak şurası da kaçtır? 4'tür. Burası x ekseni. Burası y ekseni. Aha da burası da orijin. X kare artı 2x artı a diye bir fonksiyonumuz var. Bu bir paraboldür biliyorsun. Bu parabol şimdi bu doğruya yani y eşittir 4 doğrusuna teğetse şöyle teğet olmasını bekleyemezsin herhalde. Değil mi? Böyle bir parabol olmayacak. Nasıl teğet olur? Mecburen bu şekilde teğet olur. Ve sevgili gençler bu şekilde teğetse tepe noktasına teğettir. Peki bunun tepe noktasının apsisi nedir? Eksi 2 bölü 2'den sevgili gençler. Eksi b bölü 2a ile buluyoruz bunu. Eksi 1'dir. Demek ki şurada teğetmiş. Tam olarak şöyle yaparız ve bizim parabolümüz demek ki bu şekilde bir parabol. Pekala. Şimdi diyor ki madem bu şekilde eksi 1 için 4'ten geçtiğini tepe noktasının bulduk. Güzel eksi 1'i yaz bakayım yerine. Eksi 1'in karesi 1 eksi 2 artı a eşittir. Kaçmış? 4'müş. Şurasının eksi 1 olduğunu gördün. Attım eksi 1'i karşıya a eşittir 5 geldi mi? Geldi. Güzel. Demek ki bizden ne istenmiş sevgili arkadaşım? F türev 5 istenmiş. Al bakayım f'in türevini. F türev x eşittir. 2x artı 2 yapar mı? Şuranın türevi yapar. A'nın türevi zaten 0. Şu 2'yi düzgün yazalım. F türev x 2x artı 2 geldi. Bizden f türev 5 istenmişti. Bu da 2 kere 5. 10 artı 2'den cevabımız 12'dir. Doğru cevap Edirne'dir diyebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla. Güzel soruydu. Geçtim. Bir diğer soruma. Yukarıda diyor. F fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş. Aha bu türev grafiği. Ve gx de fx kare fonksiyonuna eşitmiş. Gx fonksiyonunun grafiğine iki apsisi noktasından çizilen teğetin eğimi nedir diye sorulmuş. Yani sevgili gençler şuradaki cümleden siz ne anlıyorsunuz? Gx fonksiyonuna fonksiyonun grafiğine x eşittir iki apsisi noktasından çizilen teğetin eğimi dediğiniz zaman ne anlıyorsunuz? Bu cümle tek başına şunu karşılıyor bakın. G türev 2 kaçtır? Diye sormuş aslında bize. Ve benim g'nin türevini bulabilmem için şuranın sağlıklı bir şekilde türevini almam gerekiyor. Niye sağlıklı biçimde? Çünkü içinin türevini unutmayacaksın. G türev x eşittir. F'in türevinde x kare çarpı içinin türevi 2x. Ve benden madem g türev 2 soruldu. Ben x gördüğüm yere de 2 yazarım kardeşim. Hiç çekinmem. F türev 4 çarpı 2 kere 2'den 4 olmuş oldu burası da. Pekala şimdi ne lazım bana F türev 2'yi bulabilmek için? F türev 4 lazım. Yani şuraya 4 dersem ben bu şekilde yukarı çıkaracağım. Bak burası 4'müş diyeceğim. 4 olmaz biraz daha uzakta ama ben şimdilik bu şekilde gösterdim. Burası 4 ise şuranın eğiminin ben 3 bölü 2 olduğunu biliyorum. Benzerlik yaparsınız acaba 4 kaç diye. O zaman sevgili gençler şurası kaç birim? 6. Bakın 3'e 2 ise kaça 6'dır diye sorarsınız. Madem öyle 3 katıysa 3 katı deriz burası 9 olur. Burası 9 ise hocam 4 kere 9 bize cevabı verir. Cevap 36'dır deriz sevgili gençler. Doğru cevabımız Edirne'dir. Hocam bu f'in grafiği değil mi? Hayır f'in türevinin grafiği olduğu için direkt f türev 4'ü bu şekilde 36 olarak 9 olarak sevgili gençler hesaplayabildik. Haberiniz olsun.
Evet, geçiyorum bir diğer sayfama, bir diğer türev soruma. Sorular güzel sevgili gençler. Mutlaka ama mutlaka izlemeniz gereken sorular, çözmeniz gereken sorular. O yüzden dikkatli bir şekilde yapamadığınız sorular da varsa izleyin ve dinleyin. F her noktada türevli bir fonksiyon ve gx fonksiyonu da fx ile f'in türevinin çarpımı olarak verilmiş bize. G1'in sıfırdan büyük olduğunu ve G3'ün de sıfır olması gerektiğini biliyoruz. Olduğuna göre fx fonksiyonunun grafiği hangileri olabilir? Şimdi burada yapmamız gereken bazı yorumlar var. Neymiş bu yorumlar? Bir bakalım. Şimdi arkadaşlar G1 sıfırdan büyük diyor ya. G1 dediğimiz şey aslına bakarsanız F1 çarpı F türev 1'dir ve bu sıfırdan büyükmüş. Yani ben diyorum ki ya F1 de negatif, F türev 1 de negatif ya da ikisi de pozitif olsun ki bunların çarpımı sıfırdan büyük olsun. Bu birinci yorumumuz. İkinci yorumumuz da G3'ün sıfır olduğunu biliyoruz. Yani F3 çarpı G türev F türev 3 F türev 3 eşittir sıfırmış. Yani ya bu sıfırken bu pozitif veya negatif ya da sevgili gençler ikisi de sıfır ya da bu sıfırken bu pozitif veya negatif. Bunu bilmiyoruz ama içlerinden en az bir tanesinin sıfır olduğu hakkında kesin bir bilgimiz var. Pekala. Şimdi F3 veya F türev 3'ten bir tanesi sıfır olacak bizim fonksiyonumuzda, grafiğimizde. Bakalım. Şimdi burada F3 sıfır mı sevgili gençler? F3 sıfır. O zaman bu olabilir. F türev 3 bakın burada. Ekstremum nokta olduğu için. Bu da olabilir. Bakın 3 burada 0. Bu da olabilir. İşte böyle sorulunca zor oluyor. Neden? Çünkü bir bilgiye dayanaraktan yola çıkıyorsunuz. Eleyin bari şıkları diyorsunuz. Hiçbirini elemediniz şu an. Güzel olsun. Sıkıntı yok. Devamı var. F1 ile F türev 1'in işareti aynı olacak. Bakınız. Şimdi 1 burada bir yerde ve yukarı doğru çıkardığım zaman F1 pozitif oldu. Yazalım. F1 pozitif. F türev 1'e bakalım şimdi. F türev 1 de sevgili gençler fonksiyon bu bölgede artan olduğu için bakın artarak ilerliyor. Dolayısıyla F türev 1 de pozitif. Yani hem bu şartı sağlıyordu az önceki şartı hem de şu şartı sağladığından sevgili gençler bu olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. F'in grafiği bu olabilir. Peki devam. Altta da F1 ve F türev 1'e bakacağız yine. Bakın 1 burada ve F1 sevgili gençler negatif. Yazdım. F1 sıfırdan küçük. Peki F türev 1? Bakın fonksiyon bu bölgede azalarak hareket ettiği için F türev 1 de sıfırdan küçüktür. Şu şartı mı sağladı? İkisinin de sıfırdan küçük olması lazım ki çarpımları sıfırdan büyük olsun. O zaman bu da olabilir. Üçüncü grafiğimize bakalım. Şimdi 1 burada sevgili gençler. F1 negatif yazdım. F1 sıfırdan küçük. Peki F türev 1 hakkında arkadaşlar fonksiyon bu noktada artan olduğu için F türev 1 sıfırdan büyüktür. Negatifle pozitifin çarpımı negatif yapar. Pozitif yapmaz. O zaman 3. grafik bize ait değildir diyeceğiz. Cevabımız 1 ve 2 olacak sevgili arkadaşlar. Türevi de bitirdik. Geçtik mi integral kısmına? Evet, integral sorularımızda aynı türev ve limit soruları zorunda olduğu gibi böyle birbirinden tatlı 3 tane integral sorusu çözeceğiz. Çok güzel sorular olacak sevgili gençler. Emin ol seni geliştirebilecek sorular, geliştirecek sorular. Diyor ki, gerçek sayılar kümesinde tanımlı ve her noktada sürekli olan bir f fonksiyonu var. Ve bu fonksiyon alelade bir fonksiyon değil, periyodik bir fonksiyon diyor. Periyodik fonksiyon hemen aklına şey gelsin. Kendini belirli bir aralıkta durmadan tekrar eden bir fonksiyon gelsin. Belirli bir aralıkta durmadan fonksiyon tekrara düşüyor. Fx'in periyodu da 2'ymiş. Bu ne demek? 2 birimde bir kendini tekrar ediyor demek. Yani f3 neyse f5 de o. f5 neyse f7. f7 eşittir f9. f9 eşittir f11 gibi. Eksi 1'den 3'e kadar fx de x 6'ymış sevgili gençler. Şimdi burada kaç tane sayı var. Yani f3 ile eksi 1'in arasında kaç birimlik bir mesafe var? 4 birimlik. O halde ben şunu söyleyebilir miyim? A'dan A artı 2'ye kadar sevgili gençler fx dx eşittir 3'tür diyebilirim. Neden? Çünkü burada kendini o tekrar eden kısımdan 2 tane parça vardır. Çünkü aradaki mesafe 4. Benim periyodum 2. Aradaki mesafe 4'ken 2 kere tekrara düşmüştür fonksiyon. Ve o 2 kere tekrar ettiği yerde de bunun integral hesabı 6'ysa bir kere tekrar ettiği aralıkta cevap 3'tür. Güzel. 5'ten 15'e kadar 5'ten 15'e kadar
Kaç birimlik bir mesafe var? 10. Ve bu 10 birimlik mesafede fonksiyon kendini 5 kez tekrar edecektir. Her tekrarda cevap 3 oluyorsa 5 tekrarda cevap 5 kere 3'ten 15 olur sevgili gençler. Dolayısıyla cevabımız da C seçeneği olacaktır diyebiliriz. Evet, bu sorumuzda tükettik. Geçtik bir diğer sorumuza, integral sorumuza. Diyor ki bize, aşağıda f fonksiyonunun ben sana grafiğini verdim arkadaş. Ve eksi 4'ten 4'e kadar da f mutlak x dx 32 olduğuna göre f2 kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada yapmamız gereken ufak tefek bazı işlemler var. Sinirlenmeden sakin sakin yapıyorsun bu işlemleri. Çünkü ben biliyorum ki bilen öğrencileri hariç tutuyorum olaydan. Ama bu mutlak fx'i herkes biliyor da hocam, ben şu f mutlak x'i karıştırıyorum diyen yüzlerce öğrenci sayabilirim. Arkadaşlar, f mutlak x dediğimiz fonksiyonda fonksiyonun sol tarafını görmezden geleceksiniz. Peki sebep? Şimdi bu mutlak x diyoruz ya, eksi 3'ün mutlak değeri nedir? 3'tür. Eksi 5'in mutlak değeri de 5'tir. Eksi 8'in o da 8'dir. Eksi 99'un o da 99'dur, emin ol. Peki o zaman bu fonksiyonun sol tarafı aslında sağ tarafı gibi davranmaya çalışır. Onu taklit eder yani. Bu fonksiyonun yani y ekseninin sol tarafı, sıfırdan küçük olan bölge, madem sağ tarafını taklit etmeye çalışıyor, o zaman sağ tarafın simetriği gibi davranıyordur. Yani fonksiyon bu şekilde hareket ediyordur. Sağ tarafı bu şekildeyken sevgili gençler. Yani artık buradaki maviyi görmeyeceksiniz. Mavi kısmı görmeyeceksiniz. Ve adam bize demiş ki eksi 4'ten 4'e kadar f mutlak x dx 32'dir demiş. Yani diyor ki şurayı eksi 4 olarak kabul et. Şurayı da 4 olarak kabul et güzel kardeşim diyor. Tamam, şuraya eksi 4 yazdım. Buraya da 4 yazdım. Diyor ki buradan buraya kadar x ekseni ile fonksiyon arasında kalan bölgenin alanı, yani şurası sevgili gençler, alanlar toplamı 32'dir diyor. Buna göre f2 kaçtır diye sormuş. Şimdi ben bunun alanını hesaplayabilmek için şunu biliyorum. İşimizi biraz kolaylaştıralım hadi. Şuranın alanı a ise buranın alanı da bir zahmet a olacaktır. Ve ben bu a'lık kısmın alanını nasıl hesaplarım? Şurası f4'tür biliyorsunuz. F4'e soru işareti dedim. Soru işaretiyle alt taban artı üst tabanımız 3 çarpı yüksekliğimiz 4 bölü 2. Neyin alanı bu? Yamuğun alanı. Güzel. Ve burası 32 demiş ya, o zaman buraya 16'ya 16 kalacaktır sevgili gençler. Eşittir 16 diyebilirim. Ve sonra da 4'ü 2'ye böldüm 2. 2'yi 2'ye böldüm 1. 16'yı 2'ye böldüm 8. Soru işaretiyle 3'ün toplamı 8'miş. O zaman bu soru işaret dediğimiz yer bir zahmet 5 olsun. Güzel, bunu bulduk. Bunda bir sıkıntımız yok şu an. Fonksiyonumuz 0'dan 4'e 4 birim artarken 3'ten 5'e 2 birim artmış. Yani sen burada aslına bakarsan eğimin, bak şurası 2, burası 4. Eğimin 1 bölü 2 olması gerektiğini de burada kavramış oldun. Bize sorulan şey ise f2. Peki o zaman ben şu kısmı sileyim. Şöylece sileyim. Bize f2 sorulmuştu ve ben eğimin 1 bölü 2 olması gerektiğini öğrendim artık. Şurayı şöyle indirdim. Ve dedim ki hocam şurası 2. Bu 4 birim burası arttığında burası 2 birim artıyorsa 2 birim arttığında 1 birim artmaz mı? Vallahi artar. O zaman cevap nedir? Tabii ki 4'tür. Cevabımız Adana'ydı sevgili gençler. Güzel. Eğim 1 bölü 2 olduğu için bu geldi. Çünkü buranın da eğiminin sevgili gençler 1 bölü 2 olması gerekiyordu. 3'ü 1 birim arttırırsam burası 4 olur dedim. Ve geçiyoruz artık son sorumuza. Yine bir integral sorusu sevgili gençler. Bu videoda 2 tane limit, 3 tane türev, 3 tane de integral sorusu çözdük. Ve inanın hepsi de birbirinden çok güzel sorulardı. Alttaki soruyu tabii çözmeden önce ben size yine bir marka yerleştirme gibi bir şey yapacağım. Arkadaşlarım, kanala hala abone olmayan varsa abone olursa sevinirim. Videoyu da beğenmediyseniz, bu videoyu da beğenirseniz yani böyle canımdan can alırsınız. Canım ciğerim size kurban olsun diyebiliriz. Evet, tabii bunları yapmadığınız takdirde de şunu da söyleyebilirsiniz. Hocadan da Allah razı olsun bizim için uğraşıyor deseniz bile o benim için yeter. Hiç sıkıntı yok. Şimdi aşağıda f fonksiyonunun ben sana grafiğini verdim diyor. F türev f fonksiyonunun türevidir
hiç bilinmeyen efsane böyle kıyıda köşede kalmış bir bilgi vermemiş mi? Vermiş. F türev F'in türevidir. Çünkü okurken bile F türev diye okuyoruz değil mi? Evet. Buna göre şu integralin sonucu nedir diye sorulmuş. Hadi bakalım. Şimdi bakınız gençler. İntegrasyon sınırlarımız neler? Bir tanesi F'in sıfırın sağındaki türevi. Şimdi bu F'in grafiği değil mi kardeşim? Sıfırın sağı da şöyle yapalım bak şimdi. Onu nasıl hemen düşüneceksin? Ben sana hemen göstereyim. Öğreteyim bak, hiç sıkıntı yok. Şuradan F'in sağından böyle dibinden bir tane nokta seçeceksin. Yukarıya doğru çıktın. Şurası. Diyor ki tam olarak şuralarda bir yerde diyor. Yani o sıfırın hemen sağında olan bir yerde F'in türevini hesapla bana diyor. Bu çok basit. Çok basit. Nedir? Eğimi hesapla diyor ya. Şurası kaç birim? 4. O tabi olmadı. Şurası sevgili gençler kaç birim? 4. Şurası da 2 birim. 4 bölü 2'den eğim 2 geldi mi? Geldi ama 2 değil. Çünkü fonksiyon azalan olduğu için eksi 2'dir hocam limit eğim diyeceksin. O zaman f'in sağ tarafındaki türevinin, sıfırın sağ tarafındaki f'in türevi sonucu nedir? Hop burayı sildim. Eksi 2 yazdım. Peki sol tarafındaki eğimi nedir? Sıfırın sağ tarafında. Sıfırın sol tarafındaki eğim nedir sevgili gençler? Burayı sileceksin. Aynı hareketi burada yapacaksın. Şunun eğimi sorulmuş yani bize. Şu doğrunun eğimi. Bu da kaçtır? Şurası 4 birim. Burası da 4 birim hocam. Eğim 1 o zaman. Demek ki şurayı da artık buradan silip buraya da 1 yazabilirsin. Yani diyor ki eksi 2'den 1'e kadar fx dx sorulmuş bize. Hocam integral almayacağız mı? İntegral almayacağız. Alan bulacağız. Alan. Nasıl alan bulacağız? Eksi 2'den 1'e kadar f'in altında ve x'in üstünde kalan alanı bulacağız. Hemen şurayı siliyorsun. Eksi 2'yi gösteriyorsun şuralarda bir yerde. 1'i gösteriyorsun o da buralarda bir yerde. Ve sevgili gençler biz bunların arasında kalan bölgenin alanını hesaplayabilmek için şuradaki sarı bölgenin alanıyla şuradaki turuncu bölgenin alanını bulsak bize yeter, bize kafi diyoruz. Şöyle yapalım. Heh, tamam. Şimdi sarı bölgenin alanını bir hesaplayalım sizle. Şurası kaçtı? Eksi 2'ydi. Şurası da 1'di bu arada. Pekala, bunun eğimi sevgili gençler 1 değil miydi? 1'di. O zaman şurası 2 birimse burası da 2 birimdir. Demek ki burası 2'ymiş sevgili gençler. 2 bölü 2'den buldum bunu. Burasının 4 olduğunu zaten biliyorum. Burasının 2 olduğunu zaten biliyorum. Burası 1 birimdi. Peki bu 1 için nereden geçer? Eğimimiz eksi 2'ydi. Yani 4'e 2 ise sevgili arkadaşlarım. Şurası da 1'e 2 olacak. Demek ki bu da 2'den geçiyor. Tam olarak da çok güzel çizmişiz aslında. Demek ki ikisi de 2'den geçiyor da diyebiliriz. Demek ki arkadaşlarım. Şurası 2 birim. Ben zaten buranın 4 birim olduğunu, yüksekliğinde 1 birim olduğunu biliyorum. Yamuğun alanını nasıl hesaplarız? Taban, alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi sarı bölgenin alt tabanına yani şu kısma 4 dersem üst tabanımız 2 olur. Çarpı yüksekliğimiz zaten 2 idi. Bölü 2 diyorum artı. Bir de şu turuncuyu bulalım sevgili gençler. Üst tabanımız, alt tabanımız 4, üst tabanımız 2. Çarpı sevgili gençler. Yüksekliğimiz 1 bölü 2 dedik bu sefer. Hocam bununla bu aynı demeyin. 1 var burada, yüksekliğimiz 1. Şu 2'ler bir gitsin, 4'e 2 eklersem 6. Şurası 6, 2'ye böldüm 3. 6 ile 3'ün toplamı da tabii ki 9'dur. Ve benim cevabım sevgili gençler 9'dur diyebilirim. Yani cevap Ceyhan'mış dedik sevgili gençler. Evet, bu videomuzun sonuna geldik. Limit türev integral Camp Nou 1'in sevgili gençler artık sonuna geldik. Yarın ne var? Yarın ilk 12 soru kampının ikincisi var. Birbirinden güzel sorular yine seni bekliyor o videoda. Ben videoyu çektim, yayına koydum. Yarın yayınlanacak sevgili gençler, haberiniz olsun. İzlemeyi unutmayın. Yine birbirinden şık, birbirinden şahane sorular mevcut. Tekrar söylüyorum. Bu kampta çözdüğüm sorular belki bu soruları 15 tane, 20 tane, 30 tane test çözüyorsun. O testlerin içerisinde bulamayacaksın. Dolayısıyla o testlerin içerisinde belki vardır ama 60 tane test çözüyorsun şimdi. Yani 15'er tane sorudan sevgili gençler 900 tane soru yapar. O 900 tane sorunun her biri bu şekilde mükemmel olamaz. Ve dolayısıyla sen de her birine bu güzel, bu güzel, bu güzel, bunları keseyim, işaretleyeyim, bunları keseyim, sınavdan önce mutlaka bakarım, bunları işaretleyeyim, sınavdan önce mutlaka bakarım veya fotoğrafını çekip favorilerini ekleyip bunlara sınavdan önce bakmam lazım diyemezsin. Ben seni bu yükten kurtarıyorum aslında. Ne demek bu?
Senin için ben zaten benim beğendiğim ve sınavda çıkabilme ihtimali olan soruları ben buraya seçtim. PDF haline getirdim. Güzel bir şekilde sana sundum. Ve sen sınavdan önce mutlaka bakman gereken notlar artık bunlar arkadaşım. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz diyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Kendinize dikkat edin. Bol bol matematik çalışmayı tabii ki unutmayın.